30 yılda mümkün. Biz inşaat sever ülkeyiz. Tam da bize göre bir fuar var bu aralar. Yapı Fuarı. 37. Yapı Fuarı Turkey Build, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Güney Kore'nin konuk ülke olduğu fuara 1150 firma katılıyor. Fuarda yeni teknolojiye dayalı yapı ürünleri dikkat çekiyor. Modül ev de bunlardan biri. Modül ev maksimum 4 katlı olabiliyor. 1 saat içinde hazırlanabiliyor. Siz benimle görüşüyorsunuz, bir ev tipi belirliyorsunuz. Bizim 12 tip planımız var bu arada. Onlardan birini belirliyorsunuz. Ben size 4 gün sonra istediğiniz yere o evi getirip teslim edebiliyorum. 2+1 modül evin fiyatı ise 52 bin lira. 52 metrekarelik bu modüler dairenin 2+1 dairelerden hiçbir farkı yok. İlk katında bir yatak odası bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu yatak odasına iki yatak rahatlıkla sığabiliyor. İlk katta, yani birinci katta sadece bir yatak odası yok. Bir de ebeveyn banyosu ve tuvalet var. Gördüğünüz gibi oldukça şık şekilde döşenmiş bir banyodan söz edebiliriz. Tabii bu ilk katta sadece yatak odası bulunmuyor dedik. Yatak odasının yanı sıra bir de mutfak var. Mutfak da küçük ama oldukça işlevsel bir mutfak. Fuarda sergilenen bir başka çarpıcı ürün katlanabilir ev. Bir dakika içinde açılıyor. Duvarlarının da monte edilmesiyle bir ev halini alıyor. Geçici afet konutu veya yurt binası olarak kullanılabiliyor. Bir ünitenin fiyatı yaklaşık 3000 dolar. Elimdeki kumanda vasıtasıyla yaklaşık bir dakika içinde basıyorum. Bir dakika içinde tavanı kalkıyor. Daha sonra 4 kişi yardımıyla duvarları kuruluyor ve 15 dakika içinde bir üniteyi teslim edebiliyoruz. Fuarda ev ve yapı stoğu adına her şeyi bulmak mümkün. Doğa dostu cam görünümlü parkeler de bu ürünlerden biri. 15 yıl garantili parkelerin her rengi var. Metrekare fiyatı 99 lira olan parkeleri cilalamak da gerekmiyor. Evlerin pencere sistemlerinde kullanılan malzeme de artık hem doğa dostu hem de estetik. Alüminyum daha çevre dostu. Isı yalıtımı olsun, rüzgardı, yağmurdu vesaire bu tip şeylere karşı dayanımı çok daha fazla. 111 bini aşkın ziyaretçi beklenen yapı fuarı 10 Mayıs Cumartesi gününe kadar gezilebilecek. Şimdi Ukrayna'dan bir kaplan meselesi haberi.